Herkese merhaba. Kitabın ortasının 5. bölümüne hoş geldiniz. 5. bölümün 5 rakamına özel bir konumuz var. 5'ten şaşma 6'ya yaşma. Ne dersin Murat? Harika. Nefis. Yani daha bilimsel bir tanım getirirsek ortalama vasatlıktan konuşacağız. Vasati bunu. çöp derler ya kibritlerde eskiden öyle yapıyormuştuk. jenerasyon bilmeyebilir onu. Bilmiyor onu. Eskiden kibritler hala var mı kibritlerde? yazıyor, var, mu? Var, yazıyor Vasati hala. Vasati kırk çöp. Vasati kırk çöp. Yani vasat aslında kötü bir şey değil. Tabii, vasat tabii. Ne? Basat, ortalama demek. Ama bizim muhasır medeniyetler seviyesine gelebilmemiz için ortalamanın ortalama ilerisine geçmemiz gerekiyor. Ortalama yetmiyor. Ortalama vasatlık da bir sığınak. Ve bu sığınağa girmemek bence daha müreffeh, daha e, yenilikçi, daha kapsayıcı bir hayat için e, bence daha anlamlı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü bölümü başlatırken bu beşten şaşma, altıyı aşma... Kültürüne nasıl zerk olduk? Bizi bu kuyulara kimler attı? E, buraya bir davet etmek istiyorum insanları. Ve başlarken de benim çok sevdiğim, büyük hayranı olduğum Alain dönon'un bir röportajından minik bir alıntı okuyarak ortalama, vasatlık, tiranlığı bölümümüzü açacağım. Şimdi e, Alain Deneau e, 2015 yılında, bir Fransız e, yayın organına Tolerama'ya bir röportaj veriyor. Michel Aveska yapıyor bu röportajı onunla. O kadar güzel ki ben yılda herhalde 3-4 kere falan baştan baştan okurum bunu. E, röportajın öne çıkan manşeti Dünyayı vasatlar yönetiyor. <laughs> Ve e, vasatlıkla ilgili şunu söylüyor Alain Alendono. Vasatlık ne demek? Vasatlık oyun bozanlık etmemek demek. Oyun bozanlık etmemek, kısa vadeli çıkarlara hizmet eden beyaz yalanlara inanmayı kabul etmek, gözümüzü söylenmeyene ve kuralları ima eden düşünülmemişe çevirmeksizin kendimizi kurallara tabi kılmak demektir. Oyun bozanlık etmemek demektir yani vasatlık. Oyun bozanlık etmemek, filanca raporda falancanın ismini zikretmemek, şu kısmı göz ardı etmektir. Bunun adını hiç anmamak ve keyfiliğin baskın çıkmasına imkan tanımaktır. Eninde sonunda oyun bozanlık etmemek, hile yapa yapa yozlaşmış kurumlar üretmekten ibarettir. Nefis ve özellikle şey kısmına bayıldım. E, oyun bozanlık kısmına. Dünyayı aslında oyun bozanlar değiştiriyor. Dünyayı oyun bozanlar ileriye götürüyor ve biz oyun bozanları takdir etmediğimiz için bu vasatlık daha da ön plana çıkıyor. Ben şunu merak ediyorum. Bu acaba politika ya da bizim demokrasi dediğimiz çok oyalanın e, yönetmesine bağlı bir kurgu mu? Yani toplumun çoğunluğu bir şey istiyor. Biz de onlara onu veriyoruz. Bu konu benim zaten yani demokrasi konusu kafamı çok karıştırıyor biliyorsun. O yüzden e, demokrasinin gerçekten ne kadar demokratik olduğuyla ilgili... ...çoğulcu demokrasinin ne kadar demokratik olduğuyla ilgili... ...kafamda e, beni rahatsız eden tilkiler geziyor. Onu ayrıca bir bölümde seninle konuşmak istiyorum. Ama şöyle bir şey var galiba... Ortalama vasıtın bir konforu var ve galiba konforlu olana doğru evriliyor toplumda. Yine önceki bölümde konuştuğumuz yığının, e, değil mi? Güruhun bir parçası olmak, çetenin, hatta. çetenin bir parçası olmak meselesi burada var. Ama dediğin çok doğru. Oyun bozanlık etmezsen zaten oradan şirketinde inovasyon, ülkende barış, refah çıkmıyor bir miktar oyun bozanlık etmemiz gerekiyor ama yaratıcı yıkıcı olmamız gerekiyor. Yani burada tabii sıkıntı şu. Oyun bozanlık etmemene rağmen yani o vasat ya da ortalamada kalmana rağmen hayatta kalmana imkan veren ve giderek de güçlenen bir sistem var. Bu da çok canımı acıtıyor benim çünkü ben oyun bozanlık eden biriyim. Yani kitabın ortasından konuşan biriyim. Sen de öyle. Zaten bu röportajda Abeska Dönoya şöyle bir soru soruyor. Peki nasıl direneceğiz? Basıtan tiranlarına. Oyunu nasıl bozacağız o zaman? Yani bu bahsettiğin bağlama nasıl direneceğiz? Ve harika bir yanıt veriyor. Önce sizi davet ettikleri açık sofraya oturmayacaksınız diyor. <laughs> ne kadar zor değil mi? Sizi oyuna sokmak için devreye koydukları cezbedici ufak şeylere direneceksiniz. Çok çarpıcı. Harika. Hayır diyeceksiniz. Ne kadar az hayır diyoruz Murat? Bir düşün. Hayır, bu göreve gelmeyeceğim. Hayır, bu terfiyi kabul etmeyeceğim. Şu avantajdan ya da bu ödülden imtina edeceğim çünkü zehirli. Bu anlamda direnmek çileye girmektir. Kolay değil diyor Döno. Ben, evet, ben almasam başkası alacak. Ben almasam başkası alacak. Ben yapmasam alacak. o yapacak. Çok enteresan bir şey bu. Hayır demeyi de unutmuş bir toplumuz ama söylediğimiz her hayır dememiz gereken yerde dediğimiz evet bizi vasatlık çölüne doğru götürüyor. Ve bir, bu, çivi bir çivi daha çakıyor. Bir çivi daha çakıyor ve bu toplumsal bir sorumluluk aslında. O yüzden oyunu bozmak, itiraz etmek, bizi davet ettikleri bazı sofralara oturmamak devrimci bir harekettir. Kesinlikle ben tabii senin o hani en başa geri dönüyorum. Beşten şaşma, altıya aşma okul ortamını evet. ifade ediyor. Ee, hani tabii ki yarış değil eğitim sistemiyle olmamalı ama şu anda işte müfredatı tartışıyoruz... Müfredatı tartışmadan seneler önce biz okullarda sınıfta kalmaktan farklı bir sisteme geçtik. Artık sınıfta kalmıyor çocuklar. Şimdi sınıfta kalmayan çocuk yeterince iyi olmayı hedeflemeye başlıyor. Yani o ortadaki tolerans aralığında hareket etmeye çalışıyor. İyi bir şeyler yapmayı, kendini zorlamayı veya kendine bir hedef belirlemeyi tamamen unutuyor. Şimdi böyle bir nesil yetiştiriyoruz biz. Yeterince iyinin tehlikesi ne? Yeterince iyi'nin tehlikesi biraz evvel bahsettiğin nokta yeterince iyi benim açımdan kabul edilebilirliği gösteriyor. Yani sen karşı taraftan bir şey istiyorsun, o da sana senin istediğini senin sınırların içinde hani o çek atmak var ya hmm. geçen programda konuştuk hani iptal kültürü, bir de bir çek kültürü var. Çek atıyoruz. Oldu mu? Oldu. Aldım. Aldım ve gittim. Ferran Adria diye meşhur bir şef var, El Bulli diye bir restoranı vardı. Onun bir hikayesinin içinde en sonunda Ferran Adria diyor ki, niye bu kadar uğraşıyorsun bunları yapmak için? Ya 3 yılda bir benim restoranıma geliyorsun ve ben seni etkilemek için 3 yılda bir aldığım o şansı kullanıyorum diye bana soruyorsun diyor ben neyi yanlış yapıyorum sen bana söyle diyor. Wow, çok etkileyici. 3 yılda bir ve hayatımızın çoğunda var hani o meşhur sliding doors filmi vardı ya Evet. bayılırım bu ben arada. Ben de yani kapı açılıyor sen karşı tarafta birisiyle karşı karşıyasın söylediğin şey yaptığın, yapmadığın, uzattığın ürettiğin bunların hepsi o kapı kapandığı anda anlamını yitirecek. Belki karşıdaki insanı kendine hayran, bağımlı bırakacaksın ve tekrar tekrar senle bir şeyler yapmak isteyecek. Belki de ben bir iş aldım, ben bir ürün aldım, ben bir hizmet aldım deyip yoluna devam edecek. Biz hangisini yapmak istiyoruz hayatta? Bence buna karar vermemiz lazım. O yüzden de yeterince iyi benim için açılan kapıdan karşı tarafa bir ürünü verip kapıyı da kendin kapatman anlamına geliyor. Ve organizasyonların içerisinde de yeterince iyiler var değil Çok. mi? Çok. Ve bu yeterince iyiler yine yenilikçiliğin, inovasyonun, buluşçuluğun, ileri seviyelere geçmenin önünde büyük bir engel. Tam da bu yüzden... Manpower'ın araştırmalarına göre bu sene Türkiye'de yetenek kıtlığı %76'ya çıkıyor. Yani 100 şirketten 76'sı gerçekten aradığı yetkinlikte, yetenekte insanlara erişemiyor, ulaşamıyor. Yeterince iyiyle tatmin olmak zorunda kalıyor. Bu da başka bir problem. Bir de vasatın örgütsel iklimde şöyle bir riskli yanı var Murat değil mi? E, vasat kötü değil ki. Vasat, vasat kötü değil. Vasat iyi de değil. Ama vasat iyi de değil. Dolayısıyla sen ona nasıl... ...keşfedip fark edip sistemin dışına çıkarabilirsin. Bu çok toksik, gizli toksik bir şey değil mi? E, Demin ki söylediğin araştırmaya geri dönerek söylüyorum. Sen vasatı kabul edilebilir. Ve ha bu arada şunu da demek istemiyorum. Lütfen bizi yanlış anlamasınlar. E, Hepimizin inişleri çıkışları var. Ama o hayat belirtisi o inişler çıkışlar. Yani biz böyle devam ederek... Hani o çizgi e, filmlerde oluyor ya o çizgi ölümü ifade ediyor. Biraz vasatı da ifade ediyor değil mi? O, e, onu demek istiyorum. O vasat çizgisi ölümü evet. ifade ediyor. Yani halbuki bizim inişlerle çıkışlarla bunu yaşıyor olmamız lazım. O inişler çıkışlar olmadığında yani zaman zaman geriye gidip zaman zaman ileriye doğru koşman olduğunda gelişme olmuyor, ilerleme olmuyor. O yüzden de kurumların, organizasyonların bunu da teşvik etmesi lazım. Gene diyorum yarış, ödül vesaire diye değil ama karşı taraftakini etkilemek lider tonu belirliyor. Sen bu konuda birçok yerde net konuşuyorsun. Senle de bunu lider tonu set ediyor. Lider eğer kendisi olağan dışı bir şeyleri yapmaya, olağan dışı bir şekilde çalışanlarını, müşterilerini, paydaşlarını etkilemeye yönelirse arkadaki insanlar da onu takip edecek. O kültürü yaratan bence lider. Kesinlikle lidere rağmen bir şeyler yapılabilir mi? Lidere rağmen bir şeyler bir süre yapılabilir. Uzun vadede yapılamaz. Çünkü hmm. lidere rağmen bir şeyler yapmaya başladığında maalesef bu kültürün içinde lider seni görmeye başlıyor. Ve ben bunu birinci ağızdan duyduğum için söylüyorum. Padişah kendi oğlunu boğdurdu dedi bana bir yönetici. <laughs> Çok iyi. Beni de e, hayatımda beyaz yakalı olma dönemimde hayatımda belki de en başarılı iş sonuçlarımın olduğu, kariyerimin en başarılı zamanında e, sağ kolu olduğum lider beni kovmuştu işte Evet yani o tehdit olmaya başlıyorsun sen. Evet. Ama şunu da görmek lazım. Seneca'nın çok güzel sevdiğim bir sözü var. Diyor ki lider itaat etmeyi bilendir. Eğer lider o gördüğünü anlayıp kendisini değiştirip onun arkasından gitmeye ve kendisi o olan dışılıkları yapmaya veya oyun bozan olmaya senin deyimiyle başlarsa harika. Onun için de organizasyon içindeki bence umut o. Hepimiz kendi arka bahçemizi ya da ön bahçemizde bir şeyler yapabilmenin çabası içinde olmalıyız. Şunu da kabul etmemiz lazım. Belki de hani bunu söylemek belki saf dillik ama belki organizasyon bizim organizasyonumuz değil. Hani hmm. biliyorsun çalışan bağlılığını konuşarak geldik buralara. Çalışan bağlılığını konuştuğumuz bir dünyada liderin olan dışı bir şeyler yapmadığı bir yerde nasıl çalışan bağlılığını beklersin? Bir de e, e, çalışan bağlılığının olması için e, ki ben biliyorsun onu fantezi olarak görüyorum. Biliyorum. Ve ona inanmıyorum ama diyelim ki var bağlılık ve çalışan bağlı. çalışan bağlılığın olması için bir kere çalışanın olması lazım. Yani çalışmak lazım. <laughs> Sen bayağı temelden, yani işte bunun ortası değil, sonuna doğru gitmeye başladın. Çünkü ortalama vasatlıkta böyle de bir şey var. Ortalama vasatlıkta böyle de bir şey var. Düz çizgi ya, yani çizginin böyle inişli çıkışlı olmasını işaret eder çalışmak benim için. Yani eylemlilik hali. Yani eylemlilik halinde olmak, için ortalama vasatlıktan da uzak durmak gerekiyor. Ama şey çok enteresan bizim araştırmalarımız, üniversite araştırmalarımız da gençlik ve deneyimli çalışanlar araştırmalarımız da ilginç bir bulgu ortaya koydu geçen sene. Onu paylaşmak istiyorum seninle. Öğrencilerimizin ki biz 38.202 üniversite öğrencisine sorduk bu soruyu. Öğrencilerimizin %40'ı ben mevcut durumu değiştirmeyi ve yeni şeyler yaratmayı severim dedi. 38 ,000 üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Sonra 13.750 profesyonele aynı soruyu sorduk. Bunların yaklaşık %45'i ben yeni şeyler yaratmayı severim, mevcut durumu değiştirmeyi severim dedi. Yani aslında statükonun da tiranlığına hizmet etmeye doğru ayarlanıyoruz biz ilk öğretimden itibaren. Tabii. O yüzden ezber bozmak için bir parça asi olmak, bir parça asi yetenek olmak, risk alabilmek lazım. Denemek ne yazık ki, lazım. denemek lazım ne yazık ki ortalama vasatlığın bizi getirdiği yer burası. Bu vasatiliği konuşurken bir de medyayı da gözümün önüne getiriyorum. İzlediğimiz diziler, özellikle Türkiye'de filmler hep o denenmişliğin etrafında. Hani senaryo birbirine o kadar benziyor ki ya yurt dışında yapılmış bir işi alıp buraya getirip yerelleştirmeye çalışıyorlar. Ya burada daha önce tutmuş bir formatı alıp onun üzerine bir kurguda yapıyorlar. Ya orada dahi çok basit hepimizin karşısında olan bir şey olduğu için söylüyorum. O denenmişliği takip etmek, tutan bir şeyi devam ettirmek ama yeni bir şeyler yapıp da risk almak kısmı yok. E bunun sonucunda da ne görüyoruz? Bu sene bakarsan en son şeylere e, dizilerin ömrü de maalesef kısalıyor. Artık izleyenler de bunun farkında, farklı bir şeyler görmek istiyor. Hatta bu yaz yaz dizisi çekilmeyecekmiş. Zaten bütçeler de çok yükselmiş. Bu işin bütçeleri de çok yüksek. Ama madem dizilerden, popüler kültürden girdik, vasatın burada bizi ne kadar teslim aldığını burada da konuşalım. Çünkü bak aslında kaynak var, para var ve muazzam işler yapılıyor. ...bugünlerde Netflix'te yayınlanan bir diziden bahsedeceğim sana. Görme fırsatın olduğunu bilmiyorum ama... E, ...kimler geldi, kimler geçti diye müthiş bir kastı Yarısına olan... 4 dört bölüm evet, izledim. 8 bölümlük. 4 bölüm daha kaldı, izlersin. Şimdi bunu söyledikten sonra, tam zamanda söylüyorum o halde... ...dediğim şeye daha çok dikkat edebilirsin belki. Epeydir bu dizi başladı başlayalı... E, ...sosyal medyada veya eş dost ortamında... ...dizideki devamlılık problemi konuşuluyor. Devamlılık şöyle bir şey, aslında setlerde teknik ekibin içerisinde bir de devamlılık e, ekibi, devamlılıktan sorumlu teknolojileri de kullanan bir yetkin ekip olmak zorunda. Fakat dizi de ciddi miktarda devamlılık meselesi, devamlılık hmm. sorunu var. Yani ben şimdi bu karede e, ceketimi çıkarıyorum. E, ama öbür karede ceketimi giymiş durumdayım gibi e, devamlılık hikayeleri var. Şimdi halbuki diziye baktığın zaman çok iyi bir e, başarılı bir senaryo, müthiş bir cast, e, çok ciddi yatırım yapılmış Büyük bütçe harcanmış işe. İş büyük bütçeli bir iş. Ama kuş konduracağımız yer o detaylar işte. O detaylarda neden yeterince yatırım yapmıyoruz? O yüzden neden? bu da enteresan. Yani demin konuştuğumuz özene mi gidiyor bu sence? özenli, özenli değiliz çünkü. Çünkü e, insan galiba o büyük şeylere o kadar yatırım yapıyor ki küçükleri ihmal ediyor. Yine Nazım'dan bir örnek e, vermek isterim. Nazım Hikmet'in bir şiirinde şöyle der beni küçük felaketler yıkar. Büyük felaketlerde daima cesurumdur. <laughs> i̇şte küçüğün, detayın, ayrıntının hayatımızda yarattığı şey vasatlığın dışındaki bir alan. Ve o özenle ancak mümkün. Ancak özenle mümkün. Yani burada tabii geçen program linç konuştuk devamlıktan devamlılıktan sorumlu o dizide birisi varsa onu linç diyor veya şey yapıyor olmayalım. Evet Ama etmeyelim. başka bir boyutu daha var söylediğini o açıdan da önemsiyorum. Hani ben işimi diyelim ki yapamadım, yanlış yaptım. Arkamdan bunu kontrol edecek birisinin olması lazım. Yani dediğin gibi bu kadar dev bir prodüksiyonda hani benim yaptığım işin direkt e, milyonların önüne çıkmaması lazım. Gene özene geliyor konu. Yani herhalde bu dizilerin böyle bir süreci vardır diye düşünüyorum iş ortamında değil mi? Hani herkesin yaptığı evet. işi birisinin kontrol etmesi lazım. O yüzden de hani yaptığımız iş aslında kimseyi linç etmek değil. Sadece onu da yapıyor olsak biz bu anda şu anda harika bir dizi, ne güzel kavramlar, bunları ne güzel ele almış onu konuşuyor olacaktık. Bir de kendimi iyi de hissetmiyorum ki o işin tüketicisiyim ben, o işin müşterisiyim. Yani e, o bana servis ediliyor ve ben onun için para veriyorum. Netflix'e ben para veriyorum. Sen para veriyorsun. Dolayısıyla ben o işin... tüketicisi ve müşterisiyim tamam mı? Bana bunun... bütün olarak... Özen, özenilmiş bir iş olarak sunulmasını istiyorum. İyi bir restoranda yediğim yemekle de ilgili böyle düşünüyorum. Yani... bütün masalara aynı özenle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Tuvalete... aynı özenle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Girişteki deneyime... aynı özenle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Oğlum Amerika'da okuyor... Ee... Okudu, bitirdi. Şimdi orada çalışmaya devam ediyor. Ee, okulda son dönem aldığı derslerden bir tanesi mutfak bilimiydi. Mutfak bilimi nedir diye sordum. Ee, hani vardır ya bu lava pastaları vardır, içinden böyle çikolata dışarıya doğru taşar. Her masaya servis edilen lava pastasının aynı saniyede o dışarıya doğru patlaması için fizik olarak nasıl bir ısı transferi sağlanması gerektiğini hesaplamayı göstermişler. Ve dünyanın en önemli şefleri geliyor orada onlara bu dersleri anlatıyor. Şimdi özen böyle bir şey. Vay canına çok iyi. Yani her mutfağa giren bir şeyler yapıp da müşterinin önünde o farklı şekilde geliyorsa bir yerde bir sıkıntı var. Ee, öyle geldiğini söylemiyorum ama öyle olmadığının zaman zaman bize hissettiren, öyle olmadığını hissettiren durumlarla da karşılaşıyoruz. O zaman da diyoruz ki ya niye buradayız o zaman? Yani niye böyle bir restorandasın? Veya niye bu kadar büyük bir faturayı ödüyoruz. Birileri yer içiyor. Faturayı da biz, faturayı ödüyoruz. biz ödüyoruz. Yiyen içen bu sefer mutfaktakiler. <laughs> ah be Murat, ne yapacağız? Bol bol konuşarak, itiraz ederek, ses vererek, ses veremeyenlerin de sesi olarak vasatlık çukuruna düşmeyeceğiz. Buna çok inanıyorum. Sormaya devam. Ortalama vasatlığın kabul gördüğü toplumlarda liyakata inanç da zayıflıyor. Liyakat konusunu konuştuk önceki bölümlerimizde. Ama toplum yetkinlikleriyle hedeflere ulaşamadığını düşünürse ne olur? Park eder. Yetkinliklere önem atfetmeyi değersiz görür. Ona ben Plato diyorum. Bir Plato da park eder ve o Plato çok güvenli bir yer, ortalama vasat bir yer orası. Yine bir kez hatırlatmak istiyorum Türkiye'de bizim araştırmalarımızda öğrencilerin 57'si, genç profesyonellerin 63'ü Deneyimli profesyonellerin %65'i şirketlerde liyakat kültürü olduğunu düşünmüyor. Demek ki Plato'ya daha kariyerin ilk dönemlerinden itibaren park etmeye başlıyoruz biz. Aman buna izin vermeyelim derim ben. Hiçbir ilişkimizde Murat. Sadece Tam örgütsel ilişkilerde değil değil mi? Tam onu söyleyecektim. Yani sen en başta o e, hani müreffeh toplum ve farklı bir seviyeye burayı taşımaktan, bu ülkeyi taşımaktan bahsediyorsun. E, i̇ki tane boyut var. Bir tanesi o platonun yeterli olduğunu gördüğün noktada aslında bir yere gitmen mümkün değil. Bence en kritik senin altınsızlığın nokta o. Ama ikinci nokta içinde bulunduğumuz çağa düşünürsen teknoloji, inovasyon biz onu yapmıyor olsak da o kadar hızlı gelişiyor ki... ...bizim o mutlu olduğumuz plato çok kısa bir zaman içinde başkaları tarafından kapsanacak, ele geçirilecek Hı -hı. ve biz o mutlu olduğumuz ve bize yeterli olduğunu düşündüğümüz yerin artık bizim olmadığını fark edeceğiz. Yani söylemeye çalıştığım hani artık çıta bir yerde durmuyor, çıta sürekli yukarı gidiyor ve hani beşten şaşma altıya aşma öbür tarafta da en iyinin yapılmadığı, Hı -hı. en iyi programı daha çekmedik, en iyi kitabını yazmadın, en iyi konuşmamı yapmadım. Dolayısıyla o en iyi yapmadığımıza inandığımız noktada bu koşu devam ediyor. Ve Bu Be hırs falan değil. Hayır, bu de değil. Bu, bu bir yolculuk ve bu bir arayış. Ee, bulur muyuz bilmiyoruz ama ara, ara, bulanların arayanlar olduğunu biliyoruz. O yüzden ben artık beşten şaşma altıyı aşma ilişkiler, restoranlar ve şirketler istemiyorum. Ben kuş konduran ilişkiler, kuş konduran restoranlar, kuş konduran servis sektörü, kuş konduran dostluklar istiyorum. Kuş kondurabiliriz ya. Yaptığımız ortalama işlerin üzerine kuş kondurabiliriz aslında. En azından ben denemelerini istiyorum. En azından deneyebiliriz. Çünkü denedikçe ulaşacağız o tarafa. Çünkü bu bahsettiğin özensizlikle ve vasatilikle aldığımızın yerine denerken bir takım şeyleri yapılmış hatalarla karşılaşmak beni daha çok mutlu edecek. Kesinlikle. Ee, özen ne kadar kıymetli bir kelime. Birbirimize daha az özenir olduk sanki. Yaptığımız işlere daha az özenir olduk sanki. Çalıştığımız şirketlerdeki ilişkilerimize daha az özenir olduk sanki. Ee, buna bence çok ihtiyacımız var. Özene çok ihtiyacımız var ve bu vasatlıkla yapılabilecek bir şey değil. Nazım'ın çok sevdiğim bir şiiri var. Aslında Piraye yazıyor bunu Yatar Bursa kalesinde kitabında. Diyor ki Sen zatısın iptilanın. Ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun ya da bir dakika bile çıkmazsın akıldan. Ben yaptığımız işlerin wow. de böyle olmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum. İptilanın zatı olmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum. Yeter ki özenelim. Harika. Ee, özen diye gelince şimdi senin son kitabına da bir atıfta bulunalım. O öz şefkat de onun parçası. Kendimize de özenmemiz lazım. Kendimize de özenmemiz lazım. Yeter ki o e, aşırı iyilik hali baskısı, aşırı mutluluk İyi. hali baskısı altında kalmayalım ki bence bunu, bunu da, da konuşalım. bunu bir programda konuşalım. Bunu da konuşalım bence. Bir dahaki programda mı konuşsak? Neden olmasın? İyi fikir.